Mesnevi şemme, mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar incedir, aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür, dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa ve ne kadar uzundur, ilim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif ve ne kadar kalındır. İnsan iki yönlüdür, birisi latif, diğeri kesif, birisi nurani, diğeri cismani, birisi maddi, diğeri manevi. İşte letafet, nuraniyet, maneviyat yönünden, maneviyat yönünden, her şey çok yakın ve kısa iken kesafet, cismaniyet, maddiyet açısından her şey çok uzak ve uzundur. Hele ki insan ibadet ve iman ile ruhaniyat derecesine ulaşmış ise maddi ve cismani bütün kayıtlar ortadan kalkar. Adeta mazi ile müstakbel hazır zaman hükmüne geçer. Bu yüzden ruhun dereceyi hayatı çok geniş ve kayıtlardan azade edilmiştir. Tam nuraniyet kazanan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek bedeni bir anda Miraca gidip gelmiş ve yüzlerce yılda bitirilemeyecek manevi seyahatı bir anı seyyalede yapıp gelmiştir. Bu ince ve latif hakikatleri akla yaklaştırmak için bazı örnekler. Mesela insanın bedeni cismani ve maddi olduğu için Türkiye'den Çin'e gitmesi müddet ve zaman ister. Ama insandaki hayal ve fikir duyguları nurani ya da ona yakın bir latife olduğu için bir anda zamansız gider gelir. Çin insanın bedeni için çok uzak iken hayal ve fikir için gayet derecede yakındır. Hem uzak hem yakın tabirlerini bu kapsamda değerlendirebiliriz. İlim ile cehil arasındaki perde imana bakar. İman, ilim imana ram olursa o zaman her şey açılır ve berraklaşır. Aynı ilim küfre ram olursa bu kez her şey zulümata gark olur. İman etmek ile etmemek ince bir zar gibidir. Bir anı kalptir. O oh, anı kalp insanın dünyasını ya aydınlığa boğar ya da karanlığa. İman ile bakıldığında maddi sebepler arkasını gösteren şeffaf bir perde olurken küfür ile bakıldığında maddi sebepler katı ve mat bir perde olup ahireti ve gayb alemlerini örter. İhlas ile namaz kılındığında sevap, riya için kılındığında günah oluyor. Demek günah ile sevap arası çok yakın. Adeta bir niyet zarı var aralarında. Halbuki ihlas ile kılınan namaz, cennete riya ile kılınan namaz ateşe götürüyor ama hakikatte cennet ile cehennem arası çok uzaktır. Fe subhanallah mülk ile meleküt arasındaki hicap ne kadar incedir, aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. Buradaki mesafe mahiyet olarak uzaklığı ifade eder. Mülk bir şeyin dış cihetine, melekût ise iç cihetine deniliyor. Mesela insanın bedenine mülk, ruhuna meleküt diyebiliriz. Ruh ile beden arasındaki mahiyet olarak ruh ile beden arasında mahiyet olarak çok büyük bir fark vardır. Bu yönleriyle birbirlerinden çok uzak olan iki şey gibidirler. Ama aralarında çok ince bir perde vardır. Ruhumuz bir yöne bakmak ister istemez yüzümüz hemen o yöne döner. Ruhumuz bir yöne bakmak ister istemez yüzümüz hemen o yöne döner. Aynı şekilde toprak, mülk, yer çekimi kanunu ise melekut oluyor birbirlerine bir yönüyle çok yakındırlar ama mahiyet olarak toprakla yerçekimi arasında çok uzun bir mesafe vardır. Dünya ile ahiret arasındaki arasındaki yol ne kadar kısa ve ne kadar uzundur? Dünya ve ahiret denilince arada çok uzun bir mesafe olduğu anlaşılıyor. Halbuki ölümle bu mesafe bir anda kısalıyor. Bir şehirden diğerine gitmek birkaç saat alırken insan bir kaza geçiriyor ve bir sonraki şehre varamadan bir anda ahiretin ilk menzili olan kabir alemine, berzah alemine geçiyor. İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif ve ne kadar kalındır? İlkokula yeni başlamış bir çocuk için mesela 25 ile 86'yı çarpmak çok büyük bir meseledir. Arada çok kalın bir perde vardır. İleriki yıllarda bu kalın perde latifleşir ve ortadan kalkar. İman ile küfür arasındaki berzah ne kadar şeffaf ve ne kadar kesiftir? Bir harf katipsiz olmaz, bir iğne ustasız olmaz cümleleri İman ile küfür arasındaki perdenin çok şeffaf olduğunu ifade eder. Yani bu kadar bir bilgi sahibi olan insanın kendini ve içinde yaşadığı alemi sahipsiz, haliksiz, tesadüfen var olmuş, değersiz şeyler olarak kabul etmesi düşünülemez. Perde bu kadar ince, bu kadar şeffaf ama bir cama çok ince bir boya bile vurulsa artık her şeyin görünmesine engel olması gibi insanın aklı ve idraki de günahlarla, isyanlarla, batıl itikatlarla kesif propaganda'larla adeta perdeleniyor. İmanla küfür arasındaki berzah katılaşıyor, kesifleşiyor. Çok açık hakikatler artık görünmez oluyor. İbadetle masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır? Halbuki araları cennet ile ateşin, ateşin cehennemin, narın araları kadardır. Bütün emir ve yasaklar, bütün helal ve haramlar buna misal olarak verilebilir. Örnek olarak insan İslam'ın güzelliklerini anlatırken de konuşuyor, başkalarını yoldan çıkarmak için de terkinde bulunurken de her ikisi de konuşma. Aradaki mesafe çok kısa. Yok gibi bir şey. Ama bu iki konuşma arasında manen cennet ile cehennem kadar uzun bir mesafe vardır. Birincisi cennet meyvesi verirken ikincisi insanı cehenneme götüren alevli bir yol oluyor. Hayat ne kadar kısa, emel, emel ne kadar uzundur. Hayatın ne kadar kısa olduğunu maziye nazar ettiğimiz zaman çok net görürüz. İnsan 20 yaşında iken maziye bakıyor, 20 sene bir an gibi geçmiş kırkında yine bir an, altmışında yine bir an gibi geçmiş insan. Bunu gördüğü ve çok iyi bildiği halde dünya ya çalışırken çok uzun emeller besler. Yetmişinde bir ihtiyar yüz sene daha yaşayacakmış gibi uzun emeller besler. İstikbalde, istikbale yatırımlar yapar. Bu da Allah'ın ayrı bir ihsanıdır. Ve insandaki beş batını duygudan biri olan kuvve-i vehmiyenin de önemli bir görevidir. Vehim olmayan şeyleri var gibi görmekte olarak bilinir evhamlı olmak insanlar arasında yadırganır. Ama bu duygu gerçekte insana dünya hayatını sevdirir ve ona şevk ile çalışmasını sağlar. Kuvve-i Akliye bu çalışmanın ölçülü olması ahiret yurdu için daha büyük yatırımlar yapması gerektiğini telkin eder. İmanın altı rüknüne inanan bir insan İslam'ın beş şartını da hakkıyla yerine getirmek üzere nefsini ve onun yanlış yönlendirdiği kuvve-i vehmiyesini doğru yola sevk etmek faydalı sahalara yönlendirmek üzere manevi bir cihat içine girer, dünyayı ebedi zannedip bütün himmetini ona sarf etmek isteyen nefse şu mesajı verir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Nefsine dünyaya çalışma demez. Dünya işlerini ahirete bir tarla bir ticaret vesilesi yap der. <laughs> zengin olmayı yine iste ama şehrin en zengini olayım, lüks bir hayat süreyim niyetiyle değil, zengin olup zekat ve hac görevlerimi de yerine getireyim, sadaka vereyim, İla-i için çalışanlara ben de malımla iştirak edeyim niyetiyle iste der, makam sahibi olmak istiyorsan yine böyle güzel bir niyetle iste o zaman, hem kuveyi vehmiye tatmin hem de kuveyi akliye memnun olmuş olur, bu iki his böylece barışır, ve aynı mukaddes gaye için birlikte çalışırlar. İslam dini en fakir bir insana bile çok sadaka vermenin imkanını getirmiştir. Allah için bir hastayı ziyaret etmek sadakadır. Yerdeki bir taşı, yerdeki bir taşı insanlara zarar vermesin diye kaldırmak sadakadır. Allah için bir hastayı ziyaret etmek sadakadır. Güler yüz göstermekle bir Müslüman'ın gönlünü hoş etmek sadakadır. Böyle nice sadaka yolları vardır ama hepsinin temel şartı güzel niyettir. Yaptığını ibadet bilerek, sevap bilerek rızaya ermenin bir vesilesi olarak yapmak. Aynı işleri gösteriş için yapan yahut gösteriş için yahut menfaatler için yapmanın ahiret namına hiçbir faydası olmaz. Çünkü niyet güzel değildir. Evet hal ile mazi arasında öyle ince bir perde vardır ki ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir. Cesede nispeten bitmez bir mesafedir. Dünü ve 50 sene öncesini düşünelim. Fikrimiz her ikisine de aynı kolaylıkla ulaşır. Birincisinde perde. Birincisinde perde ince. ikincisinde kalın değildir. Birincisinde perde ince, ikincisinde kalın değildir. Zaman kaydına. Zaman kaydına girmeyen insan ruhu mazinin her köşesine aynı kolaylıkla ulaşır. Ceset için bir gün öncesine gitme kapısı artık kapanmıştır. Kapı komşumuzu düşünmekle en uzak belledeki dostumuzu hatırlamak arasında ruh için bir fark yoktur ama cesede nispeten bitmez bir mesafedir. Ve subhanallah. Mülk ile meleküt arasındaki hicap ne kadar incedir? Aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür? Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa ve ne kadar uzundur. ilim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif ve ne kadar kalındır. iman ile küfür arasındaki berzah ne kadar şeffaf ve ne kadar kesiftir. ibadet ile masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır. Halbuki araları cennet ile narın araları kadardır. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Evet hal ile mazi arasında öyle ince bir perde vardır ki ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir cesede nispeten bitmez bir mesafedir.